Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle iğne oyası modelini sizler için tığa çevirdim. Bakın. Şöyle yapılışına yaprağı ve birebir aynısını hazırladığım tülbentin rengi çok güzelmiş arkadaşlar. Bu e, şeyden, etiketten de iğnesi sayfasına Instagram'dan bakabilirsiniz. Evet, benim size çevirmiş olduğum modelim de şu şekilde oldu. Evet, sizler için hazırlamış olduğum modelim bu şekilde bakın arkadaşlar. Yaprağı ve fıstıklarını birebir aynısı yaptım. Sadece bu fiyonku yapmak istemedim hem yaprağı kapatır diye hem de biraz daha hafif olsun diye. isteyenler fiyonku yapabilir. Buradaki kirpiği de yapabilir. Evet. Arasına da sadece tığ battı mesafesi bırakacağız. Bu şekilde yapacağımız modelimiz bu arkadaşlar. şöyle birebir aynısını dediğim gibi hazırladım. Bakın. Siz o renklerden de yapabilirsiniz. Evet şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle ikişer zincir çekerek tığ battıları hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlarken aynen bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle ara mesafesini arkadaşlar ben biraz yakın yapacağım ekranda güzel gözüksün diye siz ne kadar ara misafesini vermek istiyorsanız bu tığ battıdan oluşuyor hatta buraya e, ara suyu da yapabilirsiniz fildişinden veya bülbül türküsü de deniyor e, veya benim gibi böyle sade de bırakabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi sayalım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ben şimdi bunu 13'e tamamlayayım sizle beraber bakın aynen ilk başlar gibi başlıyorum tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim ve 3 zincirimi çekip sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum 1 2 3 zincir şöyle sıradaki tığ battıya girip sabit hemen bu şekilde ara mesafesini bitirip şimdi yaprak için yuva hazırlayacağız ve 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim şöyle ters tarafından bir tane bırakıyorum ikincisinin içine girip 7 zincirimi buraya sabitledim Bakın. ve şöyle iki zincirle dönüşümü yaptım bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 4 zincir ipimi çok güzel esnettim ve sıkı sıkı da zincirlerimi çekiyorum ki kalıp gibi olsun. Şimdi arkadaşlar bakın her trabzan yapış bir dolama artırıyorum. 2, hep alışlar 2-2 olacak şöyle 2 ve 2 4 zincir çekiyorum. trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Yine bir defa artırma yaptım 3 dolamaya çıkardım 7 zincirli yuvanın içine girip 2 2 2 ve 2 bu şekilde 4 zincir kapatıyorum Evet 3 tane kirpik yaptık dördüncüyü de yine 3 defa doluyorum bakın ama tek alacağım arkadaşlar bura 1 2 2 2 ve 2 bu şekilde şimdi 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi kapattım geri kalan kısma da 9 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. da bu yuvada 7 zincirli yuvada yaprağım bu şekilde özellikle bombili yaptım arkadaşlar. Bu modelde bu şekil çok güzel duruyor. Dalıyla da uyumlu oluyor. Şimdi buraya 11 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bu zincir çiçeği güzel taşıyor arkadaşlar. Trabzan dal bu kadar havada yukarıda tutmuyor çiçeği şöyle aşağı meyilli tutuyor fakat bu zincirli dal çok güzel duruyor denemenizi tavsiye ederim 6 tane zincir çekiyorum şöyle ters tarafından bu 11 zincirin içine girip sık iğne ile sabitledim ve 10 zincirden yuva hazırlıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çevirdim bakın buradaki trabzanımın şey sık iğnemin pardon arkadaşım Sık iğnemin tam ortasından giriyorum. Buraya sabitliyorum 10 zincir. Sık iğneyi arasına değil de sık iğneli içinde de çok güzel duruyor yuva. Sakın aradaki boşluğa falan kapatmayın. Sık iğnenin arasına. Şimdi 7 zincir. Evet dalımız da bu şekilde. Şöyle bakın bu 7 zincirli yuvanın içine kapatıyorum. Bu şekilde dal çok güzel duruyor. Bakın arkadaşlar çiçeği de güzel taşıyor. Hemen yanına aşağı fazla meyletmesin diye bir sık iğneli destek yapıyorum dalıma. İki zincir çekiyorum. Ve şimdi buraya tığ battı yapacağız. Bakın. Şöyle bu birinci tığ battım. Yine 13 tane. Siz istediğiniz kadar tığ battı yapabilirsiniz. Bunu 15'e de çıkartabilirsiniz. Kapattım. 3 zincir kapattım. 3 zincir 1 2 3 zincir. Evet bu şekilde buraya toplamda 2 4 5 oldu. 11'e tamamlayalım. 3 zincirimi çekiyorum. 6. 3 zincir 7. 3 zincir, 8, şöyle 9. Şimdi arkadaşlar, biz e, bir tane yeterli yaprağı yapmayacağımız için 13 e tamamlamamıza gerek yok aslında. Bakın bu yapmış olduğumuz yaprağımız, bu da dalımız ve bu gösterdiğim çiçeği şimdi dalımıza yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bu 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek modelimin yapılışına başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doluyorum. Şöyle biraz uzun bir trabzan olsun istiyorum arkadaşlar. Burasını yuva olarak kullanacağım. 1, 2, 2 ve 2. Bakın yandaki 3 zinciri şöyle biraz artmak arkaya meyilli olması lazım. Öyle güzel duruyor fıstıklar. Yine 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum ve 3 seferde 1 ve 2. Geriye kalan 2 tane ilmek tığında. Bir defa tığımı doladım. Yine bu trabzan arasına giriyorum. 1 ve 2. Yine bir ilmek arttı bakın. 3 oldu. Şöyle buraya 5 tane minik trabzan yapıyoruz. Şöyle dibine 1 ve 2. Bakın 4 oldu. Sonuncuyu da yapabiliriz. Şöyle 1 ve 2. Minik fıstıktan hoşlananlar 4 tane de yapabilir. Ben başta 5 yaptığım için arkadaşlar simetri olsun diye bakın 5 tane trabzanın şöyle 5'ini de buraya kapattım. Üzerine şöyle bir sık iğne ile kapatıyorum. 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu zincirler önemli arkadaşlar. İpinizi güzelce esnetip sonra bu zincirleri artma işleminin güzel durması için iğniyası gibi şöyle sıkı çekmeniz şart. Hani yazıyorsunuz ya yorumlarda bizimki niye böyle durmuyor diye. Sebebi bu arkadaşlar sırf zincirleri sıkı çekmemek ve ipi iyice esnetmemek. Yine 3 tane zincir çekerek yeni yuva hazırlayalım. Bakın, birincisi bu şekilde oldu fıstığımızın. Şöyle yakın plan göstereyim. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 1 2 Pardon arkadaşlar. Fıstık yapımı gibi oldu. Bu bu şekil değil. 3 zincirimi çektikten sonra 2 defa doluyorum. Hemen yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2 ilk yuvayı 4 seferde çekiyorum ki birazcık fıstığım için rahat bir yuva olsun bakın daha uzun bir trabzan yaptım bu ikinci trabzanı yuva olarak kullanacağım 3 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım şöyle bakın 1 ve 2 bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle 1 2 3 oldu bir defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle bir. 2, 4 oldu. Bir defa tığı doladım, yuvaya girdim 1 ve 2. Bakın 4 tane, 5 tane zincirle beraber 5 tane trabzanımız oldu. Beşini birden kapattım. Şöyle fıstığımızı oluşturduk. Bakın ve 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi bu yeşil yuvaya kapatıp ikinci fıstığımı da yaptım bakın arkadaşlar çok güzel gerçekten iğne yuvası gibi hiçbir fark olmayan bir duruşu oluyor yine aynı şekilde şöyle 3 zincirle yapacağız bir tane daha yapalım arkadaşlar daha net anlaşılsın şöyle iki defa doladım 3 zincirimin e, den sonra tığımı şöyle bir şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 trabzanımız hazır yuvası hazır 3 zincir çekiyorum fıstığıma yapımına başlıyorum bir defa doladım bakın bu 3 zincir birinci trabzanımız şimdi yuvaya girip şöyle bir şöyle iki, bu da ikinci trabzan bir defa doladım şöyle bir şöyle iki bakın son ilmekler hep Tekrar 5'e tamamlayacağız. 1 ve 2 4 oldu. Bir defa doladım. Trabzanı yuva edindim. 1 ve 2 Evet. 5'ini birden kapattım. Bakın buraya şöyle üzerine de sık iğne ile kapattım. 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi yeşil yuvaya kapattım. Bu da artma işlemi. Hem de fıstığımızı kapattık. Bakın. Diğer ikisini de beraber yapalım arkadaşlar. Şöyle 3 zincir çekerek zaten kolay bir model oldu. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Şöyle bir şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 4 seferde aldığım bir trabzan oldu hafif bakın şu kenardaki 3 zinciri biraz arkaya doğru taşısın biraz bolluk olursun orada fıstığımız için yuva oluşturacağız çünkü 3 zincirimi çektim bir defa tığımı doladım şöyle 1 ve 2 3 zincirle beraber 2 tane trabzan oldu bir defa tığımı doluyorum şöyle 1 ve 2 3. trabzan bir defa tığımı doladım Şöyle bir ve 2. 4. trabzan Şöyle yine 1 ve 2. Bakın, toplamda 5 tane trabzan oldu. Şöyle 5 Trabzan oluşunu zaten 5 tane ilmekten anlarız. Hemen kapattık. Şöyle üzerine de bir sık iğne fıstığımızın işi tamam. 12 zinciri de artma işlemi. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine yeşil yuvaya kapattım. 4. fıstığı da tamamladık. Şimdi 3 zincir yeni fıstıklara başlıyoruz. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 1 2 2 ve 2. Evet. 1 2 3 zincir. Sıkı sıkı 3 zincir. 1 defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2 Bir defa tığ'ı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 1 ve 2 3 tane Bir defa tığ'ı doladım. Şöyle bir Şöyle iki Bir defa tığ'ı doladım. Yuvaya giriyorum. Şimdi bir ve iki. Evet. 5 tane yine trabzanımız hazır. 3 zincirle beraber 5 beş oldu. 5'ini birden kapat 5. fıstığımız, sonuncu fıstığımız da hazır. Şimdi 12 tane zincir çekelim. 5 6 7 8 9 11 ve 12. Yine yeşil yuvanın içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde. Şöyle iyice otutturalım. Bir zinciri de çektim ipimi kopardım arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen bunu yakıp temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın çok güzel oldular. Sarı renkle şöyle katlanmış yeri düzelteyim. Bu sizle yaptığımız arkadaşlar. Bu da daha önce sizler için hazırladım. İplerim tüm yeşil, mor, eflatun yani sarı aynı. Fakat ne kadar esnetsem de bu eflatun ince çıktı arkadaşlar. İkisi de boyalayıp ama boyalmasına rağmen bu şekilde çıkabiliyor. Evet elimde altın başak vardı onları değerlendiriyorum arkadaşlar. Ama siz Leyla kalırsanız daha da zarif duracak. Şöyle modelimi bir göstereyim sizlere. Bir de Şöyle ters tarafından da bakın hangisi daha güzel ve net çıkarsa şöyle beğenilerinize. Evet sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.